İttihat cahilen çoktur diyor. Bu hemen bazı çağrışımları benim dünyama getiriyor. Kıymetli hocamla, Mustafa İslamoğlu hocamla beraber sohbete devam edeceğiz inşallah. Ezan-ı Muhammediye kadar devam edecek. Kaldığımız nokta da çok önemliydi. Özellikle hidayet ve takva denkleminde nereye oturacak diye. Ama ben bir parantez için soru soracağım hocama. İçimden geldi. Sevgili hocam, iftar ve sahur programlarını izliyor musunuz? Ramazan'da hiç denk geliyor musunuz? Zaman zaman izliyorum eğer müsait olursam. Yani böyle birkaç dakikada olsa görüyorsunuz. Eyvallah. Zaten eyvallah. Yıllardır da zihninizde belli kanaatler vardır. Eyvallah. Şimdi bendenizin bazı kendince böyle bu işin içinde olduğumuz için hüsnü kuruntularım var. Onu da size sorup doğru mu yanlış mı diye teyit etmek istiyorum. Şimdi bir kısım dostlar, çok emek veren güzel dostlar var. Güzel insana gayret ediyorlar. Gece, sahurda, iftarda, efendim televizyonculuğun imkanları çerçevesinde. Bir tarz, bir yol görüyorum ki fıkıh esaslı gidiyor. Tabii bu fıkıh dar anlamıyla kullanıyorum. Daha çok sorular geliyor. Hocam bu sorulara az sonra diyorlar. Eyvallah. Mesela sakız çiğnemek orucu bozar mı? Eyvallah. Mesela çok hit sorulardan biri o. Ondan sonra enjeksiyon yaptırabilir miyim filan. Bunları vurguluyorlar. Bu birinci ekol. İkinci ekol Siyer-i Nebi anlatıyorlar. Siyer-i Nebi'yi özellikle biraz teatral bir şekilde vurgulayarak belli enstantanelerde ve hüznü de hissettirerek yapıyorlar. Onlara da medyunu şükranız, bir şey demiyoruz. Siyer ekolü diyorum ben. Bir de naçizane ben ve işte birkaç arkadaş daha var. Daha böyle hikemi diyelim. Efendim itikadi işte belli meseleleri böyle tefsir tarzında vurgulamaya çalışıyor. Sohbetleri o şekilde yapmaya çalışıyor. Bir de böyle bir tarz var. Evet. Böyle bir yol var. Acaba bunların hangisi makbul? Ne yapmak lazım diye kıvranıp duruyorum. Eyvallah. Siz de bulmuşken izleyicilerimiz adına sorayım ya. Evet. Bunların hangisi ehvendir, verimlidir, bereketlidir, eyvallah, doğrudur? Aslında bu ekollerin kökenini Burhan, beyan ve irfan bilgi sistemlerine götürmek mümkün olabilir. Hmm. İslam'ın bu üç bilgi sistemi, üçü de gerçekten ana damarlardır. Bu üç damar da birbirinin olmazsa olmazıdır ama ana damar beyan bilgi sistemi, ondan sonra Burhan, ondan sonra irfan. Ana damar beyan. Evet, ana damar beyan. Yani aracı nas olan, aracı vahiy olan. Evet. Burhan bilgi sisteminin aracı akıl, beyan bilgi sisteminin aracı nas, vahiy, irfan bilgi sisteminin aracı sezgi. Hmm. Evet. Dolayısıyla sizin sualinize gelecek olursak, aslında bence işte bunlardan hangisi şeklinde bir suale cevap yanlış olur. Yanlış olur. Bu üçünün de harmanlandığı iki damarı var. Hayır. Bu üçünün de iki damarı var. Evet. Mukallitler, muhakkikler. Hmm, şimdi siz yine ezberi bozdunuz. Yok, ezberi bozmadım. Bu böyle. Şimdi farklı oldu. Siyer'de bir taklit ekolü var. Evet. Bir tahkik ekolü var. Hmm. Fıkıhta bir taklit ekolü var, bir tahkik ekolü var. Efendim, itikatta? İtikatta, akaidde tabii ki bir taklit ekolü var, bir tahkik ekolü var. Hmm. Efendim tabii itikatta taklit ekolü sadece efendim kelam mezheplerinin çerçevesinde kalıp kelami meseleler, mezheplerin, kelam mezheplerinin ileri sürdüğünü iman umresi gibi telkin nakleden eder. Adam itikatta taklitçidir. Hmm. Efendim. Allah Resulü'nün hayatından enstantaneleri bir efendim film sahnesi verir gibi verip de Allah Resulü'nün yaşadığı o sahnenin arkasında neyin yattığını, Resulullah'ın maksadının ne olduğunu, buradan ne sonuçlar çıkarmamız gerektiğini, buna nasıl yaklaşmamız gerektiğini, Resulullah'ı kendimize nasıl çağdaş kılacağımızı bu haviseden dolayı bugüne onu nasıl taşıyacağımızı vermeyen adam taklitçidir. Yani siyerin taklitçisidir. Ama bunu veren tahkik ehlidir. Hmm. Dolayısıyla fıkha gelelim. Güzel, çok güzel. Fıkıh mebahisini, fıkıh konularını okuduğu ilmihallerden efendim taş çatlasın işte onların biraz daha öncüllerinden aktarıp getir gelip de burada
efendim hiç üzerinde düşünmeden, tefakkuh etmeden, tefakkuhsuz bir biçimde, tabir caizse bir CD gibi, bir fotoğraf gibi efendim, aktarıyorsa, bir ara kablosu gibi nakleden bir adam fıkı tüketiyor, öteki siyeri tüketiyor, öteki efendim akayı tüketiyor. Bunlar tüketicilerdir efendim. Ama bir de fıkı üreten, tefakkuh ehli, tedebbür ehli, tezekkür ehli, teakkul ehli, tefekkür ehli bir fıkı anlayışı var. Orada alimler bu suale 500 sene evvel cevap verdiklerinde kendi şimdi ve buradalarından şu sonuca vardılar. Fakat bugünün insanı bu çağdan, ben kendi sorumluluğum itibariyle, onlar sorumluluklarını yerine getirmişler o cevabı vererek, ben de kendi sorumluluğumu yerine getirerek şimdi ve buradan İslam'ın ana caddesine bir yol açmam gerekirse, bugünün şartları, bugünün ortamı, bugünün tefakkuhu itibariyle bu nastan, bu delilden çıkardığım hüküm veya vardığım sonuç şudur diyebilen de fıkhın muhakkikidir. Bir öncelik sonralık yaparsak hangisi bunun öncelenmelidir? Çıktı ortaya? Taklitçiler ve tahkikçiler. Evet. Taklitçileri değil, siz tahkikçileri, muhakkikleri. Öncelik sıralaması elbette var. Bir numaralı, hiç tereddütsüz akaittir. İtikattır. O bir numaraya gelir. İman mebahisi, iman bahisleri. Çünkü imanın üzerine inşa edilirse efendim amelin bir anlamı olur. Yani oruca dair mesela niçininin cevabı olmayan bir insana nasılından bahsetmek öyle. Biraz lüks olmaz aynen mı? Aynen öyle. Niçin oruç tutacağını bilmiyor aynen ki. Aynen öyle. Bir kere bütünleştir, birleştir, bilinçlendir, bilgilendir. 4B diyorum ben buna. Çok güzel. Benim, çok hoş. Benim mezhebim budur, benim yolum budur. Eyvallah. Bütünleştir, tevhide delalet eder. Her şeyin her şeyle irtibatı, her şeyin bir şeyle irtibatı. Allah'la irtibatın da nasıl görünüyor bu mesele? Cüzü külle bağla, külden cüze bak. Eyvallah. Kül ile cüz arasında, daha doğrusu Allah'la bu mesele arasındaki irtibat. Meselenin Allah'a atfı nasıldır? Evet. İşte yani, itikadi bakış açısı evet, bu. Evet. İtikadi tevhid düşünme modeli. Tevhid açısından. Tevhid açısından. Tabii o bu. Efendim işte bütünleştir, birleştir. Bu da vahdete tekabül eden tarafıdır. He. Ümmeti ilgilendiren tarafıdır. Sosyal tarafıdır. Bütünleştir, birleştir. Birleştir. Bilinçlendir. Bilinçlendir, şuura kapı aç. Evet, bilinçlendir. İşte niçin böyle yapmalı? Niçin namaz kılmalı? Nasıldan önce tabii. Namazı nasıl kılmaktan önce niçin kılacağını, orucu nasıl tutmaktan önce niçin tutacağını öğret. Bilinçlendir. Bilinç olmadan ibadet beyhude. Aynen öyle. Yani. Efendimizin ifadesiyle açlığı kalır diyor. Yatıp evet. Kalktığı kalır diyor. Evet. En sonunda da bilgilendir. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Efendim yani bir şimdi ibadetin bilgilendim orada giriyor işte. Evet. Orucun sıhhati nedir? Nasıl? Neler bozar? Aynen öyle. Nelere riayet etmekle? Aynen. Oruç türleri falan bilgilendirirsin. Bu nedir? Ağacın kökü, gövdesi, dalları, meyvesi. Meyvesi. Biz ağacın kökü yok, gövdesi yok, dalları yok, meyvesi. Manavdan meyve alıp getiriyoruz. Bu da ağaç diyor. Yani kitleye hitap ederken de bu öncelik eyvallah korunmalı. Bir televizyonculuk usulü de çıkıyor aynen buradan. Aynen öyle. Burada aslında insanları tüketiciliğe alıştırıyoruz sondan başlarsak. Anlatabiliyor muyum? Mukallitler insanları siyer tüketimine alıştırıyorlar. Siyeri tüketiyor insanlar. Üretmiyor. Çünkü niçinine girmiyor, tahkik etmiyor, tedebbür etmiyor, taakkul etmiyor, siyer tüketiyor. Evet. Veya efendim fıkıh tüketiyor. Fıkıh tüketiyor. Kötü bir fıkıh sineği. Fıkıh tüketicisi. Veya bakıyorsunuz kelam tüketiyor. Kelam tüketiyor. Kelam tüketiyor. Kelami. Aynen öyle. Listelemiş. İman, küfür. Ah buldum kafir. Buldum müşrik. Buldum şirk. Eline efendim damga var. Dağ yapıştırıyor. Tak 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 basıyor. Yani üzerinde hiç düşündüğü falan yok. Dolayısıyla insanlar iki çeşittir. Üretenler, tüketenler. Bal arıları, sinekler. Dolayısıyla biz İslam fıkhının bal arısı mıyız? İslam fıkhına konmuş sinek miyiz? İslam siyerinin bal arısı mıyız? İslam siyerinin sineği miyiz?
İslam akaidinin balarısı mıyız, yoksa İslam kelamının akaidinin sineği miyiz? Bu efendim aslında iki çizgi var, başka yok.